Selamlar efendim, Potion Craft'ta 3. bölümdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen devam edelim. 3. bölümdeyiz ve 8. gündeyiz. Altta da görevler varmış bu arada. Ben 2 bölüm boyunca bunu görmemişim, kaçırdım. Bakalım ne yazıyor? 2 farklı etkiye sahip iksiri yap, güç iksiri hazırla, beceri iksiri hazırla. Zaten sanırım 2. bölümde beceri iksiri hazırlayamadık biz, değil mi? Hemen şurayı bir toplayalım da beceri iksirine bakalım biraz. Güne mi başlasam? Neyse dur, şimdi beceri iksiri falan isterler ya. Buradan ne yapacaktık ona bir bakalım hemen. Aşağı doğru gidecektik bir kere. Onu bir söyleyeyim baştan. Şu aradan geçecektim falan ne demiştim. Hatta şu mantarla. Ama bu mantar da şu kuru kafalara geliyor ya. Çok tehlikeli. Bakalım başka ne olabilir. Aynen, bu en basic aşağı indirici şey. Şunu bir atalım. Şöyle bir aşağı gitmeye çalışalım. Sonra duruma göre başka bir şeyler yaparız. Şöyle bir atalım da. Bir tane daha atsam ne olur? Değmiyor pek. Devam o zaman. Şöyle bir şu ikisini oynayalım. Karıştır karıştır karıştır. Ölmez değil mi orada? Hop. Az daha ölüyordu ha. Bir tane daha atarım. Tamam, veya şunu mu atsak? İkisi de aynı ya. Bir tane daha atalım. Fulleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şeydir. Umarım güç veya beceri, çünkü görevimde onlar var. Peki onu şimdi nasıl alacağız? Biz ya bence yine aşağı inelim. Bunu gerek yok. Aşağı inip şuralara inersem suyla yukarı çekip 3. seviye yapabilirim aslında bunu. Hemen. Oo, bir tık fazla yaptım sanırım. Ama bir dakika dur, biraz daha yapayım o zaman. Şöyle dikkatlice. Tamam. Şimdi bir su dökelim ya. Çok mu yaptım yine? Umarım 3 olur. Ha, olur ya, olur. Rahat olur. Cuk diye oldu valla. Pişir bakalım. Güç iksiri. Sonunda bunu yapabildik. Güç iksirini yaptık. Hemen şey seçelim. Bunu kullanalım. Güç iksiri iyidir. Buna tam uyuyor. Etiket olarak da şöyle dümdüz basic bir şey olsun. Tarif kaydedelim. İksiri tamamlayalım. Tamam, güç iksiri görevini yaptık. Şimdi beceri diyor. Bir de 2. bölümü tamamlayın diyor. O nedir? Ha, şu kitap tarafıydı. Burada da diyor ki zaten bir beceri iksiri hazırla, bir de 2 farklı etkiye sahip şey hazırla. Bunları yapınca zaten burayı tamamlamış olacağız. Bunları da yapalım, öyle güne başlayalım. 2 farklı etki. Şimdi mesela ne alınabilir en yakın 2 farklı etki? Sağlıkla şeyi, buza alalım ya. Sonra da şuraya doğru bir gidelim, çünkü buza gelmişim ve buzun ilerisi yok. Şimdi biz nasıl bunu yapıyorduk? Şöyle ve şöyle değil mi? Yap abi o zaman. Bir iyileştirme iksiri yapalım. Şifa iksirimizi yapalım. Şöyle. Git bakalım. Tamam. Pişiriyoruz. Evet. Şimdi zayıf. Şifa iksirimiz tamam. Şimdi bir yukarı çıkalım tekrar. Şu kadar kıralım. Ezelim daha doğrusu. Tamam. Ölmeyiz değil mi oradan geçerken? Bu beni oraya götürür mü? Yoksa daha uzun bir şey var mı? Şu varmış ama. Götürür götürür. Ben inanıyorum oraya değeceğine. İyice ezelim şunu. Hop, hadi bakalım. Götürdü mü lan? Aa, son anda götürdü. Çok güzel. Bu kadar yeter bence. Bunu da pişirelim. Güzel. Şöyle güzel Trabzonspor iksiri yaptık bir tane. Ama bunu kaydetmeyeceğim ya. Görev olsun diye yaptım sadece. İksiri tamamla abi. Çok güzel. Şimdi beceri iksiri. Beceri iksiri nerede olabilir? Vallahi bilmiyorum ya. Şuraya doğru gittim. Böyle büyü taraflarındadır diye tahmin ettim. Aslında şu olabilir ama bu da zor abi. Buraya nasıl gireceksin ki? İki tane kuru kapalı yerin arasında, şunu da saymazsak eğer. Şurada post olmuş. Ateş tarafında olabilir mi? Zehir tarafında olacağını hiç sanmıyorum. Ateş tarafına bir gidelim ya. Ateş tarafına bir gidelim hemen. Şöyle ez 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 hemen. Biz bütün şeyleri burada eziyoruz ama hepsi burada karışıyor ya, gördüğünüz gibi bak, burası biraz turuncu olmuş, kirlenmiş. O temizlenmiyor. Diğer iksirlere şey olmayacak mı acaba, sorun olmayacak mı diye düşünüyorum. Şimdi burada kuru kafalar var. Hafif şu yukarıya mı gitsek? Veya şu aşağıda bunlar ne? Beceri kitabı mı bunlar? Bir sürü var lan, dur oraya gidelim. Nasıl gidebiliriz ki acaba? Bununla yukarı gidelim, orayı açalım bari, ne yapalım? Yapacak bir şey yok.
Şöyle bir git bakalım. Oradan alalım kitapları. Bir daha git şöyle köşeli köşeli. Ha şu aşağıda bir şey var bak, açılda dur. Şimdi oraya inmemiz lazım. Bayağı da bir şey harcadım bu arada. Aa, bununla gidiliyor lan. Şunu bir harcayalım be arkadaşlar. Ama ne kadar harcayalım? Dur bakayım şimdi. Hop dur. Çok yapmayalım. Bu kadar yeter. Şöyle Roberto Carlos falsosu gibi yaptım valla. İkinci seviye veya üçüncü seviye yapamıyorum da bir açmak istiyorum bunu önce ya. Zaten garip bir tarif oldu. Evet, bunu pişiriyorum o zaman. Işık çıktı ya, tüh. Neyse, ışığı da öğrenmiş olduk. Ama böyle yapmayayım ya ışığı. Bu altın dikeninden az var çünkü. Bir de çok değişik bir şeye benziyor. Bu pahalıdır kesin. Işığı tamamlayayım da bunu kaydetmeyeceğim ben. Güne başlamadan önce şu buzun burayı da açasım var. Orayı nasıl açabiliriz? Su çiçeği. Böyle bir su çiçeği fulleyelim bakalım. Birkaç tane, bir tane daha su çiçeği atacağım. Şöyle biraz ilerleyelim. Orada ölmeyiz değil mi? Ölmedik. Aha bak, şurada bir şey var. Oraya nasıl gidebiliriz peki? Bir tane daha su çiçeği atıp yukarı çıkarsam oluyor lan. Tam kırmak lazım bunda değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Şimdi bunu ne kadar basmam gerekiyor? Bir bakalım. Bunu atmasa mıydım ben? Çünkü tam oraya girmiyor. Tamam, başka bir şey atabiliriz. Bir dakika, hemen bakalım ne var ki başka yukarı gidecek. Aynen, sadece bu var. Mecbur bunu biraz kıralım da, ne kadar kıralım? Bunu kırarsa kenara gidiyor ya. Teğet geçiyor. O yüzden direkt at gitsin. E tamam, bunu da yap ya. Bunu pişir bakalım. Beceri iksiri, beceri iksiri. Tamamdır. Bunu kaydedelim. Zayıf mayıf ama bir kaydedelim. Bu arada defterimizde de sayfa azalmış. Seviyemizi de atladık. İkinci bölümü tamamladım. Simyacının yolu. Simya makinesi onaracağız. Üçüncü bölümde. Tarif kitabı için bir sayfa satın. Ama onu yapacağız. O basit. Üç farklı yetkiye sahip iksir yap. Onu da yaparız. Sonuçta buraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Ne bileyim, buraya gideriz sonra. Yine 3 farklı etki yaparız. Şurayı da bir açmak istiyorum ben. Bu bölümde belki açarım. Şimdi çok fazla zaman kaybettik ya. Burada biraz gidelim de çalışalım değil mi? Şöyle. Aha, zaten geldi bizim simyacı. Dur simyacı, bana mallarını göster. Dur lan, bir selam mı verseydik? Hayır, yok. Başka bir kasabada bir laboratuvarım var. Orada çeşitli simya deneyleri yapıyorum. Para için bir takım araştırmalar yapıyorum ve bazı insanlara İyilikleri karşılığında yardım ediyorum. Hem aman aman, ne kadar pıtırcık. Yani sen ve ben rakip değiliz. Aslında tam tersiyiz. Allah Allah. Neyse. Sen bana bir tane Epsom'lu kağıt ver ya. Boş yapma. Hatta dur biraz daha mı versen? Bunun daha ucuzunu kim satıyordu? Tüccar mı satıyordu? Neyse, biz iki tane alalım da. Pazarlığımızı yapalım. Yalnız param azmış benim baya. Şöyle güzel bir pazarlık istiyorum senden. Meslektaşız o kadar. 204. Yine biraz fazla ama hadi neyse. Hadi neyse koçum, hadi. Hadi bakalım, bay bay. Simyacı, keçimi kovalamama yardımcı olacak bir iksirin... Evet, var. Var, sen hız iksiri istiyorsun. Bir dakika, benim elimde var mı peki? Buydu değil mi? Aynen, hız iksiri. Buyur bakalım, keçini kovala. Ama ben de seninle bir pazarlık kovalayayım önce. Hop, olmadı. Yine kaçırdık. Lan hay, ben senin... Az daha kaçırıyordum yine. Oh be. Al şunu da git keçine. Keçisi kaçıyor, o kadar bizde şey yapıyor ya, görüyor musun? Selamlar. Dün aklıma parlak bir fikir geldi. En soğuk günlerde bile insanın kemiklerine kadar ısıtan bir bira yapmak. Hem sen sıcak bira da ilginç değil mi be oğlum? Ay, senin fikrine. Ne ekliyorsun başka? Sırmış. Acı biber falan filan diyor. Yani o zaman sana ateş iksiri vereceğim koçum. Pazarlığımı da yapacağım. Alkol konuşuyoruz seninle de tabii, başka ne konuşacaksın ki sen? Bakalım, heh, gizli tarifini almaya çalıştım da alamadım laf arasında. Selam, seni görmek ne güzel. Her zamanki gibi senin için bitkilerim var, çiçeklerim var, seç bakalım diyor. Bunun iksire mi ihtiyacı varmış? Neyse, önce bir mallarını göstersin de. Şimdi bizde rüzgar çiçeği ne alemde? 36 tane var ya, iyiymiş bayağı. Şunu alalım, elinde kalmasın boşuna. Bunu pahalıya satıyor, almayacağım hiç. Zaten bende var biraz, yeterli. Bundan yine alalım ya bir 3-4 tane. Şöyle bir bitkilerden konuşalım diyecektim ki yine bir miskliğimizi attık. Tamamdır. 31 daha ucuz. Güzel. Şimdi sen iksir mi istiyorsun? Eskiden malzeme topladığım bir yer vardı. Ancak orada şimdi hiçbir şey büyümüyor. Bitkiler o kadar yavaş büyüyor ki acaba onların hızlı büyümesini sağlayabilecek bir iksir. Tabii ki de canım benim. Bekle, o elimde yok. Hemen yapıyorum sana taptaze. Sana şimdi taptaze bir büyüme iksiri yapıyorum canım. Gel buraya. Gel buraya çocuk adam. Bedavaya mı vereceğiz lan?
parası. Lan paramı ver. Aa, bir şey ver bedava. Ha, tamam yürü git ya. Gitti iksirimi aldı lan beleşe. İçerisi çok sıcak olduğu için ahırımdaki sebzelerin bozulduğunu fark ettim. Şimdi bebeğim senin ahırındaki sebzeler bozulduysa eğer ben sana bir buz şeyi vereyim, tamam mı? Ne diyorsun? 3 çeşit malzemeden fazlasını kullanma diyorsun. Tamam, bende buz iksiri yok şu an. Bunu vereyim mi lan sana? Hem şifa hem buz iksiri. Hem iyileştirirsin bitkilerini, şeylerini. Oo, çok sinirli. Çünkü burada 3 tane şey var. Malzeme var. Dur sana hemen buz iksiri yapalım o zaman ya. Yani niye öyle oldun ki? Niye öyle sinirlendin birden yani? Benim buz iksirim niye zayıf lan? Aa, bunu bir ara düzeltelim. Pazarlık. Hava durumu. Evet, havalar da çok sıcak, çok soğuk. Baksana etlerin de bozuluyor. Yemeklerin de bozuluyor. Heh, güzel. 53. Başım gerçekten çok ağrıyor ve beni uyutmuyor. Bebeğim senin başın ağrıyorsa onun ilacı bende. Senle de bir pazarlığımızı yapalım şöyle. O kadar mantar konuşursan sen mantar da tüketiyorsun anlaşılan. Hadi neyse. Baş ağrını ben anlıyorum da. Sen ya da şifa iksiri iç. Savaş sırasında darbelerden kaçınmama yardımcı olabilecek bir iksir diyorsun. Şimdi bebeğim işte tam sana göre bir iksirim var. Nerede o? Ben beceri yapmıştım lan. Benim beceri iksirim nerede? Beceri iksirini yapmadık mı? Ha, onu vermiş. Ha, buradaymış ya. Görmüyorum gözümün önündeki şeyini. Al lan al beceri iksiri. Ama sen alkol konuşuyorsun bebeğim. Alkolik olursan tabii adamların darbelerini doçlayamazsın. Dikkat et. Evet, günü kapattık. Peki, günü kapattık ama burada günü kapatacak mıyız? Ne yapacaktık lan daha demin unuttum. Aa, şu gücün altında bir şey daha var bak. Güce doğru çok gitmeyelim, orayı açtık zaten. Şu benim çok aklımda kaldı. Oraya nasıl gidebilirim acaba? Vallahi oraya gideceğim şimdi ya. Görevimiz neydi bu arada? Simya makinesi onar. Popülerlik seviyesi 5. Oraya gitmeden önce şu 3 farklı şeyi yapalım mı hemen? Basit bir şekilde. Yine aynı şeyleri yapalım. Şöyle bunu at. Sonra diğeri nerede? Lan dur, ha şunu şuraya koy bakalım. Aa, bu arada neydi bu çiçeğin adı? Su çiçeği de bayağı azalmış bu arada. Ondan da almayı unutmayalım. Evet, bunu pişirdik. Şimdi bir tane bundandı. Bir tane de bu muydu lan? Yine mi su çiçeği? Benim yine su çiçeğine ihtiyacım olacak. Bunu şu an çok boşuna harcıyorum biliyor musun? Umarım şey gelir ya. Tüccar kız bol su çiçeği ve indirimli su çiçeğiyle gelir umarım. Tamamdır, bunu da yaptık. Şimdi bir de şuraya gideceğim. Ama aa, şu aşağısı da varmış. Hem burayı keşfederim, ne olduğunu bilmiyorum. Dur, oraya nasıl gidebiliriz? Nasıl gidebiliriz? Bundan atabiliriz 28 tane ama önce yine biraz şuraya gitmem lazım. Vallahi gidiyorum. Bakalım o neymiş. Güzel, bunu da keşfedelim ya. Yeni şeyler keşfettim bayağı bu bölüm. Bak hoşuma gitti. Diğer bölümlerden daha verimli oldu gibi. Yine bunu atalım. Daha bunu biraz şey yapıp çeksem ne olur? Şu an ince hesap yapıyorum. Dur bakalım. Yok, tamam. Biz en iyisi bunu çok karıştırmadan pişirelim ve haydi bakalım ne çıkacak? Uyku iksiri bulduk. Güzel. Bu uyku iksiri var ya, bana aslında şu an o kadar lazım ki. İksiri tamamla, uykuyu da artık kısa bir yol buluruz. Bunu yaptık. Görevimizi yaptık. Sıradaki neydi bu arada? Yıldırım iksiri ne ya? Yıldırım iksiri, kaya cilt iksiri, simya makinesi. Simya makinesi nasıl yapabilirim ki? Sanırım 3 tane uyku iksiri buraya koyacağız. 3 tane zehir buraya. 3 tane güç buraya. Bu da herhalde kaya cilttir diye tahmin ediyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sonra da cüceden bunu alacağız ve tamir edeceğiz. Bunlar neymiş? Bunlar da başka şeyleri. Tamam, buna yine biraz yolumuz var. Bu diğer bölümlere kalabilir ya. Biz şu diğer günü de geçelim artık. Haydi iyi geceler. Evet, günaydınlar. Şimdi hemen bitkilerimizi toplayalım. Güzel bir yürüyüş yapalım. Güzel bir sabah sporu. Başka var mı bitki? Yok. Güzel. Uyku iksirini de öğrenmiştik en son şurada. Buraya güzel bir kısa en az tarifle gidebilecek şey bulalım. Bu arada 11 yaptık çiçeğini. İyi. Azalmıştı o bayağı. Bakalım şimdi şu şey gelsin de oradan alırız. Selamlar simyacı, işler nasıl? Yakınlarda ender bir balık görülmüş. Geceleri beliriyormuş ve yalnızca ateş böcekleriyle besleniyormuş. Dinliyor musun? Bana bir tür parlayan iksir diyorsun ve sana bir tür parlayan ışık iksiri veriyorum. Bunu da taze yaptım. Seninle şöyle balıkçılık konuşalım. Dinliyor musun dedi ya daha demin. Dinliyorum seni. Adama da böyle diyelim de mutlu olsun. Merhabalar. Kasabada yeni bir simyacı olduğunu duydum ve bir selam vermek istedim. Ben yerel büyücüyüm. Sen yerel büyücüsün. Sen de Witcher'a benziyorsun. Beyaz saçların var. Cadı da diyebilirsin. Buraların sakinleri beni böyle çağırır. Cadı demeyin şuna, ayıp lan. Yakmıyorlardır seni umarım. Her neyse, yalnızca meraktan dolayı gelmedim. Dükkanında zehir bulunur muydu? Zehiri ne yapacaksın? Bazen cadı tariflerimizde zehir lazım olur. Ve de insan kanı. Ama bunu kendim bir şekilde hallederim diyor ve gülüyor. Yani insan kanını sen halledersin tabii. Umarım kendinden hallediyorsundur. Başkalarından halletmiyorsundur diyelim ve sana zehir verelim. Sana zehri nereden verelim? Şöyle. Bu da mı zayıfmış? Abi benim bunların hepsi zayıf ya. Bunları diğer bölümde falan bir 3. seviyeye yapayım.
Lan ne oluyor? Niye atamıyorum bunu? Ha, şuna mı basmam lazım? Kırılacak da az daha. O kadar da yaptık. Senle biraz büyük konuşalım. Hem benim işime de yarar. Öyle güzelce. 22. Çok az be. Çok az be. Neyse. Yakacak odunların hepsi nemli diyorsun. Evet, sana o zaman bir ateş iksiri lazım koçum benim. Hemen yapalım sana taze taze. Bu da ikinci seviyeymiş. Vallahi bunların hepsini bir arttırmak lazım. Senle de yiyecek konuşalım. Tam da şu an açım biliyor musun? Vallahi. Neyse hadi al git al. Aha geldi bizimki. Peki bitki toplamıyorken ne yapıyorsun diye bir soralım. Çoğunlukla ormanın derinliklerine gider, manzarası güzel bir yer seçer ve kuşların şakıyışını dinlerim. Hatta kimse dinlemiyorken kendim de şakarım. Bir gün dinlemek isterim diyelim, şöyle birazcık yavşayalım hanımefendiye. Peki sen ne satıyorsun şu an güzel? Şu tüylü neydi, bu tüylü muz mu? Aynen lan, tüylü muz ne ya? Tüylü muz hiç yok lan bende, dur bunların hepsini alacağım mı? Zaten ucuza satıyor, hemen koparalım. Ama keşke şu şeyden de şunu da ucuza satsaydım biraz. Bende az var. Ben biraz alacağım bunu arkadaşlar, vallahi ne söyleyeyim. Biraz pahalı ama al hadi al. Kaç tane al? 9 tane alacağım. Çok mu para oluyor ya? Al gitsin ya. Para kazanılır ya. Ne olacak? Harca gitsin. Biraz da güzel pazarlık yaptım mı? 231 fena değil. Hadi Allah bereket versin. Hadi bakalım sen git biraz şu kuş gibi şakı. Bostanımdaki elmaların daha hızlı büyümesini istiyorum diyorsun. Mümkünse malzeme olarak orman perisi eyeri ekle. Orman perisi eyeri. Benim şeyde var mıydı orman perisi eyeri? Yok. Orman perisi eyeri şu muydu? Neredeydi? Ha, aynen bu. Sana yapayım mı ya öyle bir tane koçum? Ne dersin? Orman perisi eğriyle oraya gidebilirim aslında bir şekilde. Dur sana yapayım ya bir tane. Onun için şöyle yapmak lazım ama. Neyse şuradan yapalım hemen. Bir aşağı inelim. Bak senin için uğraşıyorum o kadar. Umarım güzel para verirsin. Sana şöyle güzel orman perisi eğerli bir büyüme iksiri yapacağım şimdi. Şimdi bir daha mı aşağı inelim? Lan buradan nasıl gidiyorduk unuttum. Çapraz, heh güzel çapraz bu gidiyordu. Bir tane daha çapraz gitsek daha güzel olur. Ama oradan orman perisi eğri. Biz önce bir yolumuza gidelim önce. Bas 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 bas. Tamamdır. Şimdi buradan nasıl yapabiliriz? Orman perisi eğerini kullanayım. Sonra bunu kullanayım. Bunu ama dur kırmama gerek yok. Zaten şu kadar kullanacağım. Sonra bunu kullanalım. Daha sonra bundan bir tane daha kullanalım. Yani direkt atalım bence. Bunu çekersem olmaz değil mi ya? Yok olmaz, alakası yok. Neyse adamın istediği gibi iksiri yaptık ya. Orman perisi eğri koy demişti. Bak zaten 7 tane kalmış. Umarım buna güzel para verirsin. Ama birinci seviye olması tabii kötü oldu. 2 falan olsaydı bari. 69'u 80 yapar mısın sen mesela şimdi? Yaparsın yaparsın. Öyle bir konuşalım. 96. İyi. Tamam 96 iyi bence. Bahçem için bir çeşit gübreye ihtiyacım var. Sen de büyüme şeyi istiyorsun sanırım. Bizim o büyüme iksiri diye sattığımız bok muydu lan yoksa? Dur bakayım. Valla bokmuş. Neyse al hadi al. Gübre berekettir. Bok da demeyelim şimdi. Ayıp. Bak 64. Adama 90'a satmıştım. Orman perisi bilmem nesi koyup. Farklı tehlike türlerine karşı ekstra koruma sağlamak için bir zırhın üzerinde kullanabileceğim iksir diyorsun. Yaşam yaprağı. Bu malzemeye tahammül edemiyorum. Tamam, sana yaşam yapraksız bir zırhlı ama bende yok ki lan öyle bir şey. Güç var bende, istiyor musun? İstemiyorsun. Sana o zırhtan lazım ya. O zırh nerede ki? Onu bilmiyorum ben işte. Şuraya gideyim mi lan? Burası kaldı aklım, içim şeyimde kaldı, aklımda kaldı. Buraya bir gidelim bence. Buraya nasıl gidebiliriz? Ha şu a bir dakika, bu buraya gideceğim. Güç iksirinin aşağısında olmalı zaten büyük ihtimal. Dur o zaman hemen şöyle yapalım. Bak güç iksirine geliyoruz. Buradan devam et diyoruz. Tamam mı? Şimdi aşağı ineceğim. Mesela şunu atalım. Sonra bir tane daha onu atalım. Bir dakika ben ne attım daha demin? Niye? Aa kokuşmuş. He burada tamam. Bir an daha yok diye korktum da. Bunu da şöyle tam kıralım abi. Umarım orada kuru kafa yoktur. Umarım yoktur. Heh, şunu da koy. Lan ay, az daha gidiyordu. Az daha gidiyordu harbiden. Şimdi oraya nasıl gidebiliriz? Oraya nasıl gidebiliriz? Şununla gidebiliriz. Bununla da gidebiliriz. Daha bununla direkt gidelim. Bir dakika lan, o ne istemiyordu? As yaşam yaprağı istemiyordu ya. Tüh. Neyse. Adam yaşam yaprağına tahammül edemiyorum diyordu da. Bunu bu arada 3 yapabilirdim de. Yaşam yaprağını atınca benim mental gitti ya. Evet, kaya cilt buymuş. Bu arada bu şeyle beraber yaptı ya. İkili yaptık. Vallahi kafa gitti. Güzel tahmin ettim ama bak zırhın burada olduğunu. Bebeğim sen yaşam yaprağı istemiyorsun. Evet ama ben sana bak ikili veriyorum. Güzel. Sen bunu güzel bir pazarlıkla alırsın şimdi. Birazcık kazık bir paraya. 170 tamamdır. Fena değil. Adama hem güç verdim hem zırh verdim. Mükemmel bir şey bence. Bir deney için bir bileşeni büyüye yüklemem gerekiyor. Mana iksiri satıyorum. Elimde de kalmıştı. Kimseye de satamamıştım. Al ya al. Bunun da şu mana iksirini de sattık. Tamamdır. 71 güzel. Oo, bu ne lan?
bir şey söylemez. Yardımcı olabilir miyim? Odayı inceler. Ben de odayı inceleyeyim. Birden bir şey hatırlamış gibi görünüp çıkışa doğru ilerler. Bir şeye ihtiyacınız olmadığına emin misiniz? Bir anlığına durur. Ancak çıkıp gider. İlginç bir tipti. O neydi lan öyle? Vallahi bir şey yapacak sandım. Bu acaba o herkesi zehirleyen simyacı mı acaba gelip bizi kıskançlıktan ziyarete mi geldi? Neyse. Bugünü de bitirdik. Bak bugün ne yaptık? Daha doğrusu bu videoda ne yaptık? Uykuyu keşfettik. Beceriyi keşfettik, gücü keşfettik, kaya bilmem ne neydi bunun adı lan? İşte zırhı keşfettik. Bayağı, hani ışığı da keşfettik. Ulan bu videoda amma şey keşfetmişiz. Diğerlerine saklasaydım keşke biraz. Neyse bir dahakine şuraya gideceğiz. Bu zaten 2 bölümdür merak ediyoruz bunu. Oraya da gideriz artık. Şimdi simya makinesi onaracağız. Bu birkaç bölüm sürebilir tabii bilmiyorum. Yıldırım iksiri hazırlayacağız. Ve 3. bölümü tamamlayın diyor. Zaten yıldırım iksiriyle simya makinesini yapınca 3. bölüm tamamlanmış oluyor. Peki yıldırım iksiri nerededir? Bence yıldırım iksiri ışığın buralardadır. Öyle tahmin ediyorum. Yani yine buralara bir gideceğiz. Şuralarda olabilir belki. Şu patlamanın da arasında şurada bir yerde olabilir aynen. Başka nerede olabilir yıldırım iksiri? Hava ile ilgili bir şey. Su taraflarında. Su tarafı şu buz tarafı mıydı? Bilmiyorum. Belki bu bile olabilir yıldırım iksiri ya. Aynen ya bu bence ya da şurada bir yerde. Neyse artık onu da sonraki videoda yapacağız. Büyük ihtimalle sonraki video yıldırım iksirini buluruz. Simya makinesine de biraz bir şeyler koyarız. 3. bölümü tamamlamaya çalışacağım artık sonraki bölüm. Potion Craft serimizin 3. bölümünde güzel oynadık. Bayağı iksir keşfettik. Şimdilik bu kadar olsun. Dolu dolu bir bölüm oldu bence. Hem 2 gün boyunca çalıştık hem de 4-5 tane iksir keşfettik. Bayağı güzel oldu. Seviye de atladık. Potion Craft serimizin 3. bölümü bu şekildeydi. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.